Beyler, bayanlar, selamlar. Bugün kötü bir haberle karşınızdayım. Nedir bu kötü haber? Activision yaptığı bir duyuruyla yeni gelecek sezonun ve güncellemelerin erteleneceğini belirtti. Sebebi ise Amerika'da yaşanan olaylar. Bilmeyenler için sıkıcı bir özet geçeyim. Neler yaşandı, neler yaşanıyor şu anda. George Floyd adlı bir seyahat marketten sahte 20 dolarla alışveriş yapma ihbarı üstüne gelen dört tane polis bu adamı boğarak öldürdü. Diziyle boğarak öldürdü. Ve üstüne de Trump'ın yaptığı açıklamalar ve Trump yandaşlarının göster göstericilerin üstüne araç sürmesi, saldırması gibi tüm olaylar bu olayı daha da alevlendirdi. İyice büyüdü gitti olay. Bunun üstüne de Activision açıklama yaparak şu an oyunu zaman değil. Şu anda işte birlik olma zamanı. Şu anda adaletin eşitliğin sesi olma, sesi duyurma vakti gibi bir açıklama yaparak tüm sezonların erteleneceğini söyledi. Peki dikkat bu şekilde mi çekilir? Yardım bu şekilde mi yapılır? Yoksa reklam amacı mı bu? Bana göre sezonu ertelemeyip yeni gelecek operatörleri siyahi yaparız. Ya da yeni gelecek sezondaki atıyorum ilk bir haftaki Battle Pass satışlarının gelirini ya da bir kısmını Floyd'un ailesine göndeririz. Hatta Blizzard'da benzer bir açıklama yaparak işte eşitsizliğe, ırkçılığa karşı duran herkesin yanındayız, herkesin arkasındayız gibi bir tweet attı. Peki neden reklam kokan hareketler bunlar? Hong Kong eylemleri sırasında bu Çin'in Hong Kong'a karşı yaptığı adaletsizlikle ilgili bir Hearthstone oyuncusu canlı yayın turnuvasında Hong Kong'a adalet gibi bir protesto düzenlemişti. Canlı yayında onu göstermişti ve anında canlı yayını kesip oyuncuyu da diskalifiye etmişlerdi. Üstüne de Blizzard'ın CEO'su demişti ki "Ya bizim platformumuz böyle siyasi görüşlere karşı, politik olaylara karşı. Burası oyun platformu." kardeşim gibi bir açıklama yapmıştı. Daha birkaç ay önce biz bu tarz siyasi şeylere karşıyız. Biz buraya oyun oynamaya bakıyoruz deyip bugün neden böyle bir açıklama yapıyor? Çünkü işin içinde para var arkadaşlar. Çünkü 3 ay önce Hong Kong olaylarında bu eylemler Çin'e karşı yapılıyordu ve Çin demek gani gani demek. Adamlar için para demek. Şu anda da yine aynı şekilde olaylar dönüyor. O yüzden bu alanların yaptığı açıklamalara ay ne kadar sempatik bak onları düşünüyorlar gibi düşünmeyin. Adamlar sadece para kazanmanın derdinde. Neyse biz de artık olan bitenleri takip edeceğiz. Yeni sezonda gelmesini bekleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.